Satranç TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce efsane bir hort videosu çekmiştim ancak sıkıntı oldu. Kendi kendine kapandı çekim, o yüzden baştan çekiyorum. Bu seferki rakibimiz farklı. Termi diye bir oyuncuyla oynuyoruz. E6 oynadım. Fil E7. Hort biliyorsunuz 36 piyona karşı savaş. Beyazlarla oynuyorsanız 36 piyonla oynuyorsunuz. Siyahlarla oynuyorsanız taşlarla oynuyorsunuz. Arada oynamak lazım kafa dağıtmak için. Bunun bir turnuvasını yapacağımızı söylemiştim müsait bir zamanda. Bu arada cumartesi günü 1 artı 0 1 dakika düşünme süreyle Lichess Title Arena turnuvası var. Magnus Carlsen dünya şampiyonu oynayacak. 21.45'te yayın açmayı planlıyorum. Siz de şimdiden not alıp gelebilirsiniz. Evet, 5'er dakika düşünme süresi var. 4 dakika 40 saniyemiz kaldı. 4 dakika 47 saniyesi beyazların kaldı. Şimdi atı yedim gelsek ya. Ata yedi gelelim ya. E5'lere E alır F5 vururum ya. Sıkıntı yok. Şimdi piyonları dağıtmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü piyonları dağıtmazsanız piyonlar üzerinize geliyor. O yüzden dikkatli olup piyonları dağıtmanız lazım. F alır E6. Rakibin de arkadaki piyonları yaklaştırması lazım. Şu an taşların önünü açtığım için biraz rahatım açıkçası. Derken rahat olmadığımın farkına vardım. Fil C7. D5 sürse keşke de vursam. D5 sür, daha vururum, hiç affetmem. Oo, bunu geldi. Vezir D7 geleceğim. F5'lere patlatacağım. Gerçi G6 oynayabilirdim. Acele ettik. Acele ettik. D5'i direkt vuracağım zaten. At D5 vuracağım. G6 tabii ki. Evet, G6. Bir tane H5'te F5'i engellemiş oldum. D5'i direkt vuracağım zaten. Bir de B6 oynayalım şöyle. Bakalım nasıl ilerleyecek beyazlar. Onu merak ediyorum. D5 sürdü. D5'i vuracağız tabii ki artık. Neyle vuralım? Fil de vursak. Neyse, fark et. Neyle vurduğumuzun başlangıç aşamasında bir önemi var mı? Çok yok. Fil de vuralım. Çünkü zaten hepsini aldığı zaman en son vezirle alacağım zaten. Evet, vezirin merkezde aktif bir konumda. File 5 fedasını da hazırlıyorum duruma göre. Arkaya dalabilirsem, sarkabilirsem olay bitiyor. D4 sürdü. Yalnız çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi at D'ye gelip E5'i de vurabilirim ama E4 sürecek. Alem uyanık olmuş ya. At D'ye gelelim. Gelişim yapalım. Bu arada arkadaşlar, hazır hani konusu gelmişken daha önceki videoda bahsetmişimdir belki. Yani bir şey yaptığınız zaman, gerçekleşmediği zaman direkt anksiyetik tavırlar sergilemeyin. Şu an bende de oluşmaya başladı. Yani bir tahammülsüzlük bazen yorgun olduğunuz zamanlar oluşabiliyor. Ben de insan olduğum için bende de oluşabiliyor bazen hani. Çektim olmadı yani, hani yapacak bir şey yok. Orada ben kendimi sinir edersem bu video da keyifsiz olur, tatsız olur. Size kesin başınıza geliyordur. Yani bir şey deniyorsunuzdur, olmuyor. Deniyorsunuz bir daha olmuyor. Lan bu sefer olacak deyip deniyorsunuz bir daha olmuyor. Kafayı yemiş olabilirsiniz. Hepimizin başına geliyor. Sakin olmak gerekiyor. Murphy kanunları bilirsiniz. Yani bir şeyin ters gitme ihtimali varsa o şey ters gider. Bunu unutmayın. O yüzden hayata keyifle devam etmeye çalışın diyeceğim. Her ne kadar zor olsa da. Bakalım, iyi yanından bakalım. Bir önceki maçta ben kaybetmiştim bu arada ama çok şık, efsane bir kazanç vardı. 4 piyonla kazanç vardı. Arkayı diziyordum falan. O yüzden çok güzel video olmuştu ama kısmet değilmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. At F8. Rakip de saldırıyor bu arada. Her muhabbete daldığında rakibin saldırdığını görüyoruz. Şah F6 geleceğim. F5 sürecek. G3'e feda ne zaman edebilirim? Bu önemli bir soru bence bizim için. Şöyle gelelim. H5 sürelim. H5 niye sürdüm? Kalemi de oyuna almak istiyorum. O almadı be. İlginç bir tercih. Yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle file 5 beklesek D4'ü hazırlayacak ya. Şu an konumum iyi değil ha, onu söyleyeyim. Şimdi A5'e de bekliyorum. Konumum kesinlikle iyi değil. Bakalım nasıl. O file F4. Acımam buna paşa. Paşa buna acımam. G alır F4'e, vezir alır F4 alacağım. Arkaya sızacağım. F6 sürdü. Rakip çıldırdı. Ha, F4'ü feda etmiş F6'ya saldırmak için. Tamam, sıkıntı yok. Bir laf vardır, bilir misin termi? Neme problema. Bu term Türk mü ya, bakayım. Sanki bir turnuvada hatırlıyor gibiyim. Şimdi şu E8'e mi gelsem? Bu biraz sıkıntılı oldu gibi. Şuraya gelsek. Buraya gelelim ya. T6 vuracağım. AT6 vuracağım. Ah ya, şak ne kadar kötü bir hamle ya. Şah D6 ne kadar kötü bir hamle. Gelir F4'e, vezir alır F4 alamayacağım ya. Bu kadar kötü hamle yapılamaz ya sevgili dostlar ya. Gelsene basitçe şah E8 oyunu kazan ya. Abi çıldıracağım ya. Anksiyetik hareketler göstermeyin diyoruz, kendimiz gösteriyoruz ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Nasıl unuttuk bunu ya? E5'e şah D7 geleceğim artık da. Neyse. Al paşam bunu da al.
Neyse G3 sürerse eğer H alır G4, H alır G4, at F4, G, F, F4, H4'ü alacaktım. Evet. Neyse. Oh, bunu aldım. Süper, bunu alınca kale H4. Ama rakip çok sert geliyor. O sıkıntı bir tek. Kale H4. Buradan karşı saldırı geçeceğiz. Elimizde hafif taş kalmadı. O çok kötü oldu. Yani iki tane kaleyle bu iş olmaz. Bir önceki maçta da zaten kalelere karşı kalmıştım. Kaleler çapraz gidemediği için piyonlara karşı çok güçlü değiller. 3 tane piyon saldırıyor mesela kaleye. Kalenin yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir olay var. Şu şöyle ben bir F7'ye geri kaçayım. Gerçi F5 yiyeceğim şimdi. Gerçi ona gelir F5, gelir F5, 4 boşta. Vezir H8 gelip kale H2 vuracağım. Artık hamle yok yani. Yani hakikaten hamle kalmadı konumda. Belki D5, E6 sürer diye tahmin ediyorum. Bu kötü olması lazım ya. Niye kötü olması lazım biliyor musunuz? Şöyle gelelim. Kale H2. Çünkü G2 süremiyor. Kale H2 boşta. Ben vezir B7 yapacağım mesela. Kaleyi E8'e koysam rahatlayacağım bu arada. Niye rahatlayacağım? E6 sürüşüne kale E6 feda edebiliyorum. Ha, rakip F5 planlıyor. O zaman evet, F5'i sürdü bu arada. Tamam, böyle gelelim. Vezir H8, H2'ye vuracağım. Vezirle en azından rakip piyonların ilerleyişinin bir kısmını durdurabilsem rahatlayacağım. Amacımız bu, unutmayın. Her zaman özellikle ön taraftaki piyonları almaya odaklanın ki arkadaki piyonlar zaten yetişene kadar size zamanı tanır. F4 sürdü. Vuracağım artık ya hakikaten. Vursam mı hakikaten ya? Vurayım ya. Değil mi? Vurayım arkadaşlar. Vurayım. Vezir H2 vurdum. Feda ettim artık, korkarak bu oyun oynanmıyor. Biliyorsunuz. Şimdi vezir H2'ye gireceğim. Sonra G3'ü F4'e alacağım. Hiç buraya odaklanmayayım. Direkt diğer tarafı savunmam lazım. 1 dakika 48 saniyem kaldı. Rakibin 1 dakika 15 saniyesi kaldı. F6. Böyle gelsem bir daha şah çekecek. Öyle bir sıkıntı var. Şah F8 gelelim. Ah ya! Abi! Delireceğim. Önce şunu alsaydım. G6'yı bedavadan verdim ya. Delirmek üzereyim ya gerçekten. Şimdi E7 sürecek. Buna ne yapacağız? Tamam, şunu alalım. G3'ü alalım. Yalnız oyunu kazanabiliriz mantıken. Yani E7 sürüşün şah E8. F7 süremiyor. E7 boşta. Tamam, böyle şah G8 geleceğim. F7 süremiyorsun yalnız. G7 boşta. Ona dikkat et. Yani o kadar kolay olmayabilir yani senin için. E7 mi süreceksin? Tamam. Tamam, bu sıkıntı değil. Şimdi bir saniye. Vezir G4 alabiliyor muyuz? Vezir G4 alırsak F7 süremiyorsun. G7 boşta. Aa, sonra E6 sürüyorsun. Bunu alayım. Yine F6 tık tık oluyor. Ne yapacağız o zaman? Bunu aldım. E7 süreceğim. Böyle geleyim o zaman sadece. Buna F4 alayım. Yine F7 mi sürüştüreceksin? Sen bu sürüşü hep yapacak gibisin. Tamam ya, bunu aldım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu konumu kazanmak için elimden geleni yapacağım. F7'ye şah G7 alacağım. E7 sürüşüne de mecburen vezir E4 gibi bir hamle yapacağım. Evet, şah G7, E7 sürecek şimdi. Rakibimiz ter mi? Şimdi vezir E4 önemli bir hamle. Çünkü E8'e kale E8 alabiliyorum. Bu önemliydi. Sonra artık şahla piyonları durduracağım. Tamam, bunu aldım zaten. Sıkıntı yok artık. Şah hemen bu tarafa yaklaşmalı. Yalnız önce şunu mu alsam acaba ya? Şöyle B1'i alalım. Bunu alalım önce. Şöyle bunu da alalım. Şöyle bunu da alalım. Şöyle bir hamle yapalım. Vezir C4. O 18 saniyem kalmış. Hızlanmam lazım. Bunu aldım. B7 yiyeceğiz. Of, efsane bir hamle. Vezir C4. Tüm piyon hamlelerini tutuyorum şu an. Şah G7. Bunları engelleyeceğim şimdi. Hamle kalmadı gibi. Akin almıyorum ya. Şöyle gelelim. Hemen şahla savunmaya yaklaşmaya çalışacağım. Savunma yapmazsam bir şey yap. Aha, abi şu uyudu. Süper. Şunu da tutalım. Bayrak düşecek, yapma be.
Bayrak düştü ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Şaka gibi bayrak düştü ya. Hemen liste tahtasını yapalım. 2'de 0 çektik. Mükemmel. Şimdi D5, E6, D4. Hatalarımıza bakalım. Hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışalım. E5 sürüşü geldi. E'ler F5 yapmam lazım. Y'ler F5'e de D6 sürmem lazım basitçe. Ama sıkıntı değil. Taşları azaltarak başlamayı tercih ettim. Buralarda çok bir eksik görmüyorum. Fil E6, E5. Fil C7. Rakip burada saldırmayı tercih etti. Doğru karar. G6 önemli. F5'i kesmemiz lazım. B6. D5. Buna tabii ki artık feda yapacağım yani. Bu kadar piyonla uğraşamam. Vezir D5. D4. At D7. Vezir B7 geldi. Vezir B8. Burada E6'yı kötü yedim ya. Hani şahı en azından E7'ye koymam lazım da. Neyse sorun değil. D5. Şah 7 geldi. F1 sürüşü. H5. E4'e. A5. A ve H hattını tutmaya çalıştım kalemin önü açarak. F4 sürüşü. Fil alır F4. C. F6'yı. Şah at D6 çift soru ya. Şah 8 oynamam lazım. Yani G alır F4'e. Vezir alır F4'le almam lazım. Resmen o an daldım muhabbete. Çaprazı kapattım. Bu konum siyah için iyi. Kazanç bir konum. Burada şah C. D6 inanılmaz büyük bir kamillik. Videonun başlığı nasıl C. kamillik yaptım olmalı bence. E5. C. Dünyanın en iyi oynayan kamil horcusu diye başlık atabilirim. Şah E6 bedava atı vermiş olduk. H4 kale H4. Burada artık şah F7 kale H3 feda yapmak istiyorum. Burada G alır F5 almam lazım önce. Şimdi G alır F5 aldığı zaman şimdi yani feda yapmam lazım. Burada bedava piyon verme gerek yok. Zaten çok az piyonumuz var. Bu kadar Check. bonkör olmaya gerek yok. Burada vezir G3 Check. G7. Rakip şu planı çok iyi buldu ya, F7 7 planı. Yani çünkü kalem oyunda kalsa Check. kaybedecek. Bu planı Check. gerçekten iyi buldu. Check. Vezir B1. Burada G4'ü de alabilirdim aslında. G4. Neden G4 almak daha iyi biliyor musunuz? G4 G6'yı alıp şahı direkt yardıma taşımam lazımdı. Yardımlaşma yapmam lazım. Ben gittim B1'i aldım. Şimdi şah G6'ını tutmak zorunda kaldım. Mantıksız oldu. Bunları aldım. A2'yi aldım. Bunu da aldım. Bakın artık piyonum kalmadı. Çok sıkıntılı bir konum. Vezir C4. C3. Şah G7. Bakın tek başına piyon hiçbir şey yapamaz yani orada. Şimdi şahı yardıma geliyorum. Check. Evet burada bayram düştü ama zaten konum kazanç mı? Değil. Niye değil? Çünkü şah B6, B8 oynamam lazım haydi engellemek için. Bu sefer şah B8'e adam G piyonu sürecek. Sonra B6, C7 sürüp mat etmeye çalışacak. Yani genel olarak rakibimizin iyi oynadığını söyleyebiliriz. Yani şahı D6'ya gidip çaprazı kapatmak inanılmaz büyük bir kâmillikti. Ama yapmış oldu. Kort'ta böyle bir oyun. Lichess üzerinden oynayabiliyorsunuz. Online ücretsiz oynayabiliyorsunuz. 36 piyona karşı savaşı. Dediğim gibi cumartesi günü 21.45'te canlı yayın yapacağız. Magnus Carlsen de oynadı. Ona bekliyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.